Köklü denklemleri çözme. Bu videomuzda köklü denklemleri nasıl çözeriz onu konuşacağız. Öncelikle köklü denklem derken neden bahsediyoruz? Birkaç örnek üzerinden onu inceleyerek başlayalım. Bir kökün içinde x'li bir ifade olan denklemlerden bahsediyoruz. Kökün içi sayı olursa çok onu köklü denklem olarak nitelemiyoruz. Kökün içinde x'li bir ifade olması köklü denklem olarak niteleyebilmemiz için önemli bir kriter. Kökün içinde x'li var, karşısı sayı olabilir. Fakat o tip denklemler oldukça basit denklemler olur. Kökün içinde x, dışarıda da x'li bir şeyler varsa ki en çok karşımıza gelebilecek kalite düzeyi yüksek soru tipleri, köklü denklem tipleri bu şekilde olanlarıdır. Veya bir başka örnek. X eksi kök içinde 3 eksi x eşittir 1 veya birden fazla kök olabilir. 2x artı 3 eksi x artı 1 eşittir 1 gibi. Bunları dağıttırabiliriz. Kökün içinde x'li bir şey olması buradaki kritik nokta. Karşıda x'li bir şey olanları daha çok karşımıza gelebilir ama yalnız başına sayı olursa zaten bakar içerisi şu olmalı diyebiliriz o kadar basit bir şeyle karşılaşırsak. Bu tipteki denklemleri çözerken temel fikir nedir? Buradaki birinci adım köklü denklemleri çözerken köklüler bir tarafa, diğer bütün ifadeler diğer tarafa gitmelidir. Köklüler bir tarafa, köksüz olan ifadeler diğer tarafa toplanmalıdır. Köksüzler diğer tarafa toplanmalıdır. Şimdi mesela ilk örneğimizde bu durum zaten var. O zaman bununla ilgili bir şey yapmaya gerek yok ama şuradaki ikinci yazmış olduğum örnekte şu köklü olanı bu tarafa, biri bu tarafa atmak gibi bir işlem gerekiyor. Burada iki köklü aynı tarafta, karşıda sayı var. Tamam. Bu ve bu mesela bu şartı tamamen sağlıyor. Burada ise bir hareket gerekiyor bunu gerçek sağlayabilmek için. İkinci adıma gelelim. Bunu gerçekleştirdikten sonra kökün derecesi neyse her iki tarafın o üstünü alıp kökten kurtaracağız. Üst alarak her iki tarafı kökten kurtarmak hedefimizdir. Üst alarak diyorum, kare köklü ise her iki tarafın karesini alacağız. Eğer ki bu küp kökse her iki tarafın kübünü almak zorunda kalırız. Burada o yüzden üst alarak dedim. Daha çok bizim kare köklü olan köklü denklemlerle karşılaşacağımızı bilmeliyiz. Ama kökün derecesi artarsa biz de o küp kaldırmak için gerekli üssü düşünebilmeliyiz. Şimdi üst alarak her iki tarafı kökten kurtardık. Durup dururken bir şeyin üstünü alırsanız, mesela şurada bir örnek yapayım. Köksüz bir şey üzerinden x eşittir 2. Bunun zaten kendisinin çözümünü görüyorsunuz. Karesini alın bunun. X kare eşittir 4 olur. Karesini aldıktan sonra dersiniz ki x eşittir eksi 2 olursa bu sağlanır. Bir de x eşittir 2 olursa sağlanır. Bir şeyin durup dururken karesini alırsanız fazladan köklerin ortaya çıkmasına bazen neden olursunuz. Her zaman değil. Mesela x eşittir 2, kübünü alalım. X küp eşittir 8. Burada öyle bir tehdit yok. Çift üssünü alırsanız fazladan kök çıkmasa neden olursunuz. Tek üs aldığımızda neden olmayız ama kesin demeyelim o duruma. Üs alma ekstradan sahte köklerin ortaya çıkması neden olur. Biz zaten burada denklemin çözümünün 2 olduğunu biliyorduk. Karesini aldıktan sonra eksi 2 de sağ. Böyle bir şey yok başlangıcında. O yüzden biz durup dururken bunun her iki tarafının karesini aldığımızda sahte kökler olabilir. En sonda çıkan x değerleri en baştaki denklemde yerine konulup sağlayıp sağlamadığına bakılmalıdır. Yerine konulup
sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Berbat yazdık burayı. Sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Çünkü durup dururken üs almak sahte kök ortaya çıkmasa neden olabilir? Kesin olacak demiyoruz. Olabilir. Sahte kök ortaya çıkmış olabilir. Şimdi şunları alıp çözmeye başlayalım. 3x artı 4 eşittir x artı 2. Çözüm kümesi nedir? Her iki tarafın burada zaten köklüler bir tarafta, köksüzler diğer tarafta. Direkt üs alarak başlayabiliriz bunda. Kökten kurtarmak için. Her iki tarafın karesini alıyoruz. Çünkü kökün derecesi 2. Burada kare ile kare kök birbirini götürür. 3x artı 4. Burada ise kareyi aldığımızda x kare artı 4x artı 4. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi. Hepsini aynı tarafa toplayalım. Ortaya bir ikinci derece denklem çıktı. X kare artı 3x'i bu tarafa alırsak x, 4'ü bu tarafa alırsak 0. X parantezine aldık bunu. X artı 1 eşittir 0. X bir 0 bir de eksi 1 çıktı. Götürüp bunları yerlerine koyalım. Sahte kök var mı? Deneme. Sakın ola ki bu adımı atlamayalım. X yerine götürüp 0'ı koyarsak burada. Kök 4. X eşit 0 deniyoruz şu an. Kök 4 eşittir. Buraya 0 koyarsak 2. Bu doğru. 0 kesinlikle bir kökmüş. X eşittir eksi 1. Bunu koyarsak yerine. Eksi 3 kök 1 kalır içeride. Eksi 1'i buraya koyarsak 1 eder. Bu da kökmüş. Bunda sahte kök çıkmadı. Çıkmayacağı anlamına gelmez. Bunu denemekle yükümlüsünüz. Bunun kaliteli sorulmuş bir sorusunda bu kalitesiz bir sorudur. Mutlaka birisi gerçek, birisi sahte kök çıkar. Şimdi devam edelim. Yukarıda yazdıklarımızdan bir diğerini çözelim. X eksi 3 eksi x eşittir 1. Çözüm kümesi nedir? Şimdi burada direkt üs alarak başlayabilmemiz mümkün değil. Çünkü köklüler bir tarafta, diğerleri diğer tarafta ilkesi sağlanmamış. Şu köklü ifadeyi bu tarafa, şu 1'i de bu tarafa alalım. 1 bu tarafa eksi 1 geçer, x eksi 1. Şu kökün önünde eksi vardı, bu tarafa geçince artıya dönüştü. Şimdi köklüler bir tarafta, diğerleri diğer tarafta. Her iki tarafın karesini alacağız. Çünkü buradaki kökün derecesi 2. X eksi 1'in karesi. X kare eksi 2x artı 1. Buradaki kare ile kare kök birbirini götürdü. 3 eksi x. Toplayalım aynı tarafa. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0. X eksi 2'ye 1. X eksi 2 çarpı x artı 1 şeklinde çarpandan ayrıldı. Birisi 2, birisi eksi 1. Götürüp en baştakinde deneyelim şimdi. X eşittir 2'yi deniyoruz. Buraya 2 koydum. 2 eksi. Buraya 2 koydum. Kök 1 eşittir 1. Doğru mu bu? Evet doğru. Kök 1 1 eder çıkartınca. Bu gerçek bir kök. Eksi 1'i deneyelim. Buraya koyduk. Eksi 1. Eksi. Buraya eksi 1 koydum. İçerisi 4 etti. Kök 4 eşittir 1. Burası 2 çıkar. Bu eşit değil. Sahte kök işte bu. Buradaki eksi 1 sahte kök. Kare alma ekstradan sahte bir kök üretmiş. Buradaki çözüm kümesi sadece ve sadece 2'den oluşur. İşte kaliteli sorusu budur. Denemeyenler bir şekilde sınavda bu tarz bir soruya yakalanıp da
soruyu kaybedebilirler. Bu nedenle köklü denklemleri çözerken mutlaka denememiz gerektiğini bilmeliyiz. Üçüncü derece bir örnek çözelim. Arkasından da iki kök içeren bir örnekle de videomuzu noktalarız. Üçüncü derece 5 artı x artı 1 eşittir 2. Çözüm kümesi nedir? Şimdi bu oldukça basit bir durum. Zaten karşı tarafta x'li bir şey yok sayı. Bunu tahmin ederek de yapabiliriz. Küp kökten dışarı ne 2 olarak çıkar? Burasının ne olması gerekiyor gibi düşünebiliriz falan. Ama biz her iki tarafın kübünü alarak başlayalım. Köklü bir tarafta, sayı bir tarafta olduğu için direkt küp alarak başladık. Çünkü kökün derecesi küp köktü. 3 ile küp kök birbirini götürdü. 5 artı kök içinde x artı 1 eşittir 2'nin kübü 8. Kökü yalnız bırakmamız lazım. 5'i bu tarafa attık. Kök içinde x artı 1 eşittir 3. Her iki tarafın karesini aldık. X artı 1 eşittir 9. Buradan da x eşittir 8 çıktı. Yine deneyelim. Alışkanlık haline getirelim. Burada sahte kök olma ihtimali yok ama deneyelim. 8'i buraya koydum. İçerisi 9 etti. Dışarı 3 çıktı. 5'e topladım. 8 etti. 8 de dışarı küp kökten 2 çıkar. Doğru. Çözüm kümesi 8. Şimdi bu köklü denklemlerin en zor tipi 2 tane kök içerenleridir. Üst üste çünkü 2 defa kare alma işlemi uygulamamız gerekir onlarda. Kök içinde 2x artı 3 eksi kök içinde x artı 1 eşittir 1. Çözüm kümesi nedir? Köklüler 2 tane ise ikisini aynı tarafa, diğer sayıyı diğer tarafa, sayı veya x'i neyse onu diğer tarafa toplamalıyız. Bu zaten o halde. Her iki tarafın karesini alarak başlayacağız. İlk kare alma bizi kökten kurtarmaya yetmeyecek. Alalım. Birincinin karesi 2x artı 3. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Kök içinde bunları çarpacağız. Direkt çarpalım. Bu ikisini çarpmak içlerini çarpmaktır. 2x kare artı 2x artı 3x artı 3. Artı ikincinin karesi kök kalkar x artı 1. Eşittir karşıdaki birin karesi 1. Şimdi yine kökü yalnız bırakacağız. Ama önce şunu bir düzenleyelim. 2x artı 3 x artı 1'i toplarsak 3x artı 4 eksi 2 kök içinde şurayı bir düzenlersek 2x kare artı 5x artı 3 eşittir 1. Bir kez daha kare almamız gerekecek. İki tane kök içeriyorsa kareyi aldıktan sonra mutlaka bir kök kalacak, bir kez daha alacağız. Ama bu köklüyü önce yalnız bırakmamız lazım. Bu biri bu tarafa, köklüyü bu tarafa alalım. 3x artı biri bu tarafa atarsak 3 eşittir 2 kök içinde 2x kare artı 5x artı 3. Her iki tarafın karesini alalım tekrardan. Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı 18x artı ikincinin karesi 9. Bunun karesi 2'nin karesi 4 eder. Burada da kök kalkar. 4'ü içeri dağıtırsak 8x kare artı 20x artı 12. Hepsini aynı tarafa toplayalım. Şunları bu tarafa. X kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 çıktı. Çarpanlarını ayırırsak x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0. Bir 3 bir de eksi 1 çıktı. Deneme adımı x yerine 3 koyarsak burası 6 9 kök 9. 3'ü koyduk buraya kök 4. Bu dışarı 3 çıkar, bu 2 çıkar. Çıkartırsak karşıdaki 1'i verir. Sağladı. X eşittir eksi 1'i deniyoruz şimdi. Buraya eksi 1 koyduk. Eksi 2 topladık 1. Buraya eksi 1 koyduk. İçerisi 0 etti. Kök 0 eşittir 1. Bu da sağladı. İkisi de çözülmüş. 3 ve eksi 1.
Bu şekilde üst üste iki defa kare aldıklarımızda genelde sahte kök bulunmaz. Böyle bir genel bilgi vardır ama köklü denklemlerde şunda vardır bunda yoktur ezberlemek yerine köklü denklem çözdüğünüzde mutlaka çıkanları en baştakinde deneme alışkanlığı kazanın. Bu bütün riskten bizi kurtarır. Diğerlerini akılda tutmak yerine bu şekilde hareket tarzı en doğrusudur. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.